Ne olacak bu memleketin hali? Sloganıyla siyasete atılan ilimizin sevilen isimlerinden Gelecek Partisi Uşak kurucu il başkanı Yücel Yıldız, Kanal 64'de gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi Uşak il başkanı Yücel Yıldız, siyasetin yeni gündemi milletvekili transferi yasa tasarısı çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Yıldız, AK Parti transferlerle gözünü dünyaya açmış bir partidir. Daha ilk kuruluşunda, 2001 yılında meclisin en büyük transfer operasyonunu gerçekleştirmiştir. O gün bağımsızlardan, MHP'den, DYP'den ve ANAP'dan transfer ettiği milletvekilleriyle TBMM'de 51 kişilik grup kurmuştur. Ayrıca AK Parti belediye başkanları transferinde de birinciliği hiç kimseye kaptırmamıştır, dedi. Gelecek Partisi Uşak İl Başkanı Yücel Yıldız. Özellikle seçimler yaklaştıkça hareketliliğin artacağı ve kopuşların bloklar halinde olacağının ifade edildiği bir ortamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncelikle kendi grubunun dağılmasını önlemek ve kendi grubuna operasyon çekmek için Bahçeli'nin anayasaya aykırı antidemokratik fikrine dört elle sarılmış olduğunu ifade etti. Gelecek Partisi Uşak İl Başkanı Yücel Yıldız. Cumhur İttifakı'nın, seçim sisteminde yapılacak değişiklikle Gelecek Partisi'nin olası bir baskın seçime katılmalarını engelleneceğine dönük adımları Kanal 64'de değerlendirdi. Sayın Erdoğan AK Parti grubuna operasyon çekiyor. AK Parti, Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle milletvekillerinin bulundukları partilerden istifa etmesini ve başka partilere geçmelerini önleyecek yasal düzenleme hazırlıklarına başladıklarını kamuoyuna duyurdu. Görünürde bu adımın, Gelecek Partisi ve yeni kurulan partilerin olası bir erken seçimde seçime katılmalarını önlemek için yapıldığı sonucu çıkmakla birlikte, atılan adımın başkaca da hedefleri olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Zira seçime katılmanın mevcut mevzuata göre birçok ihtimali ve imkanı mevcuttur. Hangi önlemi alırlarsa alsınlar, hangi tarihte yaparlarsa yapsınlar Gelecek Partisi yapılacak ilk genel seçimlere katılacaktır. Bu hususun önlenemeyeceğini Sayın Erdoğan ve etrafındakiler bilebilecek durumda olmaları gerekir. Öyleyse Bahçeli'nin teklifine neden kurtarıcı gibi sarıldılar? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, AK Parti grubundan birçok milletvekilinin yeni kurulan partilere geçeceği yönündeki iddialar gün geçmiyor ki basında haber olmasın. AK Parti kendisi transfer yolunu sonuna kadar kullanırken kendi grubundan milletvekilinin başka partilere gitmesinden çekiniyor ve endişe duyuyor. Özellikle seçimler yaklaştıkça hareketliliğin artacağı ve kopuşların bloklar halinde olacağı ifade ediliyor. İşte öncelikle kendi grubunun dağılmasını önlemek ve kendi grubuna operasyon çekmek için Bahçeli'nin anayasaya aykırı antidemokratik fikrine dört elle sarılmış gözüküyor. Son 20 yılda mecliste en fazla milletvekili transferini AK Parti yaptı. İkincisi, son 20 yılda mecliste en fazla milletvekili transferini AK Parti yapmasına rağmen, Sayın Erdoğan kendi parti grubundan milletvekili transferini önlemek için her zaman bir yasal düzenleme yapma hevesi içerisindeydi. Hatta bu düşüncesini hayata geçirmek için 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği teklifine, milletvekilinin partisinden istifa etmesi durumda, milletvekilliğinin düşeceği ve onun yerine yedek milletvekilinin yerine geçeceği, hükmünü antidemokratik bir öneri olarak teklif metnine yazdırmıştı. Teklifin geneline pek ses çıkartamayan milletvekilleri öfkesini bu maddeden çıkartmışlar ve aşırı tepki göstermişlerdi. Teklifin tamamı riske gireceği görüldüğünden yedek milletvekilliği önerisi metinden tamamen çıkarılmıştı. Şimdi Bahçeli'nin teklifi fırsat bilinerek o gün anayasaya konulamayan bu öneri anayasaya aykırı bir şekilde yasal düzenlemeyle hayata geçirilmek istenmektedir. Ortada ahlaka ve demokrasiye aykırı bir durum.